Sevgili izleyenler, 13. Adana Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Enstitüsü Fuarında keyifli sohbetlerimiz devam ediyor. Şu anda Elma Tarım standındayız. Yanımızda Elma Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Abdullah Kankaya var. Efendim, programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı olsun standınız. Sağ olasınız, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Beklediğiniz talebi gördünüz mü? Çiftçilerimiz muhakkak ziyaret ediyordur standınızı. İlk gün biraz zayıftı ama şimdi çok çok iyi, kalabalık. Özellikle yani büyük müşteriler, daha fazla fidan diken müşterilerle görüşmeler yapıyoruz. Şimdilik iyi. Peki çiftçilerimiz geliyor buraya. Sizlere neler danışıyorlar, neler soruyorlar? Biraz anlatalım istiyorum. Neler konuşuyorsunuz aranızda? Ben emekli öğretim üyesiyim. Hem de araştırıcıyım. Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde kurucu müdür olduğum için ve yıllardır da fuarlara katılan hemen hemen fidancılıkta iki tane firma var. Biri biziz. Bütün fuarlara katılan insanlar da bizi görünce meyve yetiştiriciliğinden tutun da tarlalara hangi çeşitleri dikeyim, hangi türleri dikeyim, bu konuda görüşmeler yapıyoruz. Sorular soruyorlar. Hastalık ve zararlarla ilgili sorular soruyorlar. Daha evvelki kurduğumuz bahçedeki yapacağımız işlerle ilgili sorular soruyorlar. Hatta fuara gelmeden bir gün önce de yine bahçeleri gezdik ve bahçelerde yeni yeni dikeceği meyve türleri hakkında bilgi verdik. Neler yapılabilir onları verdik. Peki fuardan firma olarak beklentileriniz nelerdir? Benim fidan, ben meyve fidan üreticisiyim ve aynı zamanda meyvecilikle ilgili bilgileri olan bir emekli öğretim üyesiyim. Benim iki türlü beklentim var. Bir, üreticilerin doğru adreslere gelerek doğru meyve türlerini ve hani bölgesi için en doğru olan meyve türlerini ve çeşitlerini üretmesi için karşılıklı olarak konuşmaları ve aynı zamanda bu meyve fidanının haricinde hangi direkt sistemi dikecek mi, dikmeyecek mi, sulama sistemlerine ilgili bu bilgilerin tamamen tartışılması ve doğru çeşitlerin ve doğru türlerin dikilmesi benim en büyük isteklerimin biri bu. Özellikle üreticilerimizin yaptığı en büyük hatalar, işte bir bölgede en çok hangi meyve çeşidi para ettiyse herkes onu dikiyor ama 10 sene sonra bakıyorsunuz ki bu meyve çeşidi zaman olarak belli bir zamana yığılmış, ne toplamada ne de satışta çok büyük problemlerle karşılaşıyorlar. Oysa bunu zamana yaysalar, yani doğru çeşitleri seçerek zamana yaysalar, hem üretici kazançlı çıkacak hem de bizler kazançlı çıkacağız, hem de ülke kazançlı çıkacak. O nedenle doğru bilgileri öğrenmelerini ben istiyorum. Kesinlikle ne kadar doğru söylüyorsunuz, ne kadar güzel söylüyorsunuz. Çiftçilerimizi burada bilinçlendiriyor olmanız da çok güzel bir şey. Takdire şayan hakikaten. Peki bundan sonra Adana Fuarı'nda neler olur? Daha önümüzde zaman var. Adana Fuarı nasıl, beklentinizi karşılıyor mu firma olarak? Yoğun buldunuz mu? Şimdi Adana Fuarı'nı tabii her zaman önemli 4-5 tane fuardan bir tanesi ve ben bu fuarlara yani tahminim 10 yıldır falan katılan bir firmayım. Ondan evvel de burada meyveciliğin başlamasında, yani meyveciliğin derken narenciye hariç, nar hariç meyveciliğin yoğunlaşmasında etkili olan kişilerden biriyim. Çünkü bir firmanın danışmanı olarak ve aynı zamanda kendi firmamın da tanıtımı olarak ben burada üreticilerle bir bir bahçelerde gezmiş bir insanım ki bundan 15 yıl evvel burada nar ve narenciye haricinde çok önemli bir meyve yokken şu anda Çukurova, Hatay, Mersin, Adana, her taraf erik, nektarin, kayısı, şeftali türleri bakımından yoğun. Biz de firma olarak yurt dışındaki ıslahçı iki tane firmanın meyvelerini, royalty haklarını, patent haklarını alıp satan firmalardan biriyiz. Dolayısıyla Nisan'ın 18'inden burada bu ülkede Eylül'ün 15'ine kadar kayısı, erik, nektarin, şeftali yetiştirecek bir potansiyeliz. Bunları tanıtmak için de Adana Fuarı'nda bundan sonra kısımlarda yine devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim size. Ben teşekkür ediyorum. Türk tarımına ve Türk meyvecine vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı. Çok sağ olun, tekrar.